Kapatma davası süreci bunu konuşuyoruz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden gelen değerlendirmeler var ona bakacağız ama öncesinde içeride hukuki olarak nasıl bir süreç göreceğiz siyaseten ne görebiliriz önümüzdeki günlerde bunu değerlendiriyorduk Sayın Özülker'de kalmıştı söz buyurunuz. Efendim tabiatıyla çok değerli görüşler dinledikten sonra bir de dün yaşanmış olan bir gelişme var. Onu da bir bilgi olarak biliyoruz herhalde ama bir hatırlatma babında dile getirmek istiyorum. HDP tabiatıyla o da kendi yönünden şimdi ne yapacağız diye tartışmaya başladı. Çünkü iş bu defa gerçek anlamda ciddi. Ve ben zannediyorum bu önümüzde reform süreci içinde çok büyük bir ihtimalle anayasa çalışması var, bir takım reformlar var vesaire. Evet. Bu meseleleri o kapsam içine de sokup orada da bir takım değişimlere gitmek söz konusu olabilir. Hocamın biraz evvel Mesut hocamın e, e, dile getirmiş olduğu maddeler itibariyle bunlarda bir takım tadilatlar falan da düşünülebilir. Bunlar olur ama HDP de buna karşılık kendini hazırlıyor anladığım kadarıyla. Dün akşam kendi aralarda toplantıda işte konuşmuşlar e, ve e, iki tane alternatif üzerinde durulmuş. Ne yapacağız bundan sonra diye? Birinci alternatif aslında gayet net bir şekilde bizi kapatabilirler. Ve burada zorlaştırıcı faktörler de var. İşte topyekun hepimizi uzaklaştırabilir. 685 isim için 5 evet. yıl süreyle beş yıl siyasi yasak o da olabilir. olabilir. Peki bunları beklerken diğer taraftan biz kendimiz burada milletvekilliğimizi devam ettiririz ne yaparız Ben bunları konuşurken yani sohbet miydi yoksa ciddi bir konuşma mıydı? Onu bilmiyorum ama yani bu konuşma yapılırken bir söz sarf edilmiş. Ee, cezalandırırız. Nasıl cezalandırırız? Bizi kapatırlar veya atarlarsa hani o muhalefetle işbirliği diye bir siyasetten burada hep konuşuluyor ya. Evet. Ey CHP sen işte buna muhtaç. Topyekün onlara oy veririz seçmeni öyle yönlendiririz. Oy, o, yöne götürürüz. Yani şimdi burada devinden beri 6-6,5 milyonluk bir Oy. seçmen kütlesinden söz ediyoruz biz. Kolay değil. Tabii. 6-6,5 milyonun <laughs> intikam duygusuyla aynı anda buraya doğru yönelmiş olması demek aslında işleri siyaseten bir hayli e, zora sokabilecek bir gelişme demektir. Onun için de... Yani bu tabii ki e, seçim açısından iktidar bloğu yani CHP ve e, düzeltiyorum AK Parti ve MHP ittifakı. Taraf olmasına ittifak... da ihtiyaç kalmaz. Yani ben bu oylara muhtacım dolayısıyla onları seçeyim, e, onlara yakın durayım vesaire. Onu yaptığı ölçüleri çünkü halkın da haklı olarak karşı çıkarak bir terör örgütüyle nasıl işbirliği yapıyorsun diye zorlamasıyla karşı karşıya kalacaktır ve burada da bir zayıflatıcı faktördür muhalefet için. Hmm. Nitekim Bir de bir yönü var diyorsun. bu manada konuşması her ne kadar millet ittifakı var ise de e, konuşamıyorlar, edemiyorlar. Hep buradan kaynaklanıyor. Ama, ama bunu fiili bir durum haline getirip de kapattınız madem topyekun öbür tarafa veriyoruz dediği anda bunu durduramazsınız. Bu bir siyasi sorundur. Nasıl içinden çıkılır bilmem. Ama ikinci bir şey daha Orada tartışmışlar ama bunu, efendim üçüncü yol diye bir şey. Üçüncü yol. Tırnak e, ola içinde ki. üçüncü yol. Nedir üçüncü yol? ne Doğrusu bir, sordum birkaç kişiye nedir, ne oluyor falan diye. Bir, hiç kimsenin bir fikri yok. Ama eğer birinci alternatifte olduğu gibi e, muhalefete destek, resmen destek verecek nokta bu olmadığı takdirde üçüncü yol. Nedir? Siz cevap veremiyorsunuz. Hiç. Hayır, ben de bilmiyorum. Yani ne olabilir diye düşündüm, düşündüm kendi de Doğrusu bir cevap oluşturamadım. Ama burada farklı şeyler olabilir. Halkı tekrar isyana teşvik edemezler. O bir kere Diyarbakır vesaire filan o hendek savaşları filan yaşandı. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir kabiliyete <laughs> sahip olmadıkları kesin ve nettir. Şimdi dışarıdan böyle hani açıklamaları artırtma yolunu kullanmak, belki oradaki temasları değerlendirerek olabilir mi? Birazdan <laughs> bakacağız o açıklamalara. Kendi ihtisasım kapsamında ancak bir düşünce olarakdan aklıma gelen içeride ne olur, nasıl bir şey yapa, yapmayı düşünebilirler falan onu bilemiyorum. Hmm. Ama yani tahmin edebilirim bir takım şeyler ama yanlış olması ihtimalle güçlüdür. Bir siyasetçi de değilim bu manada. Ama dış politikada Türkiye üzerinde de başka türlü oyunların oynanması için bir teşebbüs içine girmelerinde de doğrusu göz ardı etmemek lazım. Bu önemli. Işte. biraz evvel söylediğiniz Amerika yok işte Fransa. Evet. Ben, Fransa ben yavaş yavaş onları da aktarmaya başlayayım. Şimdi Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borel ve Genişlemeden Sorumlu Komiser Warhelli'yi, Ortak açıklama yaptılar e, bu kapatma davasıyla ilgili ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi konusunda en büyük ikinci muhalefet partisinin kapatılması Türkiye'deki milyonlarca seçmenin hakkını ihlal edecektir diyorlar. Yaklaşım noktaları bu açıdan. Bu gelişme Avrupa Birliği'nin Türkiye'de temel haklar noktasında yaşanan gerileme ile ilgili endişelerini artırdığı gibi ...Türkiye yetkililerin reformlara bağlı oldukları yönündeki açıklamalarının samimiyetine de gölge düşüyor. Ama tabii burada yani kapatma davasının iddia namesiyle ilgili herhangi bir şeye baktılar mı? Eee gerekçesiyle ilgili bir fikir beyanı yok burada. Bir şey de söylenmiyor. Dolayısıyla vurguladıkları nokta seçmen hakkının ihlali. Sayın Karakuş, e, söz Seni mü istemiştiniz efendimiz? Ha buyurun. Bir cümle müsaade sefer ederseniz evet, şey evet. Hemen dönüyorum Şöyle, sayın Özülker. Bir tamamlasın tamam, efendim. Bir, bir, cümle, bir cümle, cümle ekleyeceğim müsaade dedi. Tamam paşam Şöyle. Tamam efendim. E, şimdi lütfen bu, buyurunuz. Benim benim buradaki endişem bu açıklamalar değil efendim. Bunlar doğrudan doğruya onların kendi tutumları kapsamındaki siyasi olaraktan geleneksel <laughs> e, manevralar. Lafı güzel. Orada açılıp hiçbir işe yaramaz. Netice itibariyle bunu yapar aynı zamanda Türkiye'ye yaptırımları da kaldırdım diyebiliyor. Yani e, bunlar bir yere gitmez ama başka bir sıkıntı doğacak bizim için. Nedir? Avrupa e, Anayasa Mahkemesi hangi kararı alır bilemem. Ama Anayasa Mahkemesi kapatmayı kabul ederse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğinden milyon kere eminim. Ya orada da bir süreç görürüz. Orada yüzde yüz diyorsunuz. Bir kere daha gelecek. Bu sefer orada işte yine orada da bir emsali var Türkiye'de. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ortamdan yeni çıktık biliyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir şey olursa hani sizin Avrupa Birliği ile de müzakereye devam ederim. Yok NATO'da şunu yaparım, Batı ile bu Amerika ile görüşürüm filan. Ciddi bir e engel mi olur? Kolay mi? unutmanız gerekebilir. Hmm. Çünkü bakın Fransa'da güçlü bir durumdadırlar. Orada Kürt Fransa'da. De, tabii. Bir Türk büyükelçisi PKK'nın var olduğu e, mahalleye giremez. Ben iki defa gittim. Gittiğim zaman da Fransızlar bir ordu gönderdiler benle bir. Ya öyle PKK mahallesi var öyle o, mi? Var tabii. Giremezsiniz. Orada hepsinin zımni mutabakatı vardır. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bakılır bu işe. Bayağı o, o zaman ben, oradaki e, kurumların koruması altında o bölge yani. E, tabii. Kesin Neye güldünüz altında. Nedim Şener? <gülüyor> Avrupa <laughs> Parlamentosu binasında PKK sergi açıyor ya. Yani <laughs> anlatabiliyor Siz biliyor ben, muydunuz Fransa'da mahalleleri olduğunu? O var, Almanya'da da var. Kahvehaneleri var. Efendim daha yani ileri... Şey. Gireli yani gireli böyle böyle söyleyince akla kurtarılmış bölgeler geliyor. Avrupa yapılanması... Öğretmenleri var, daha güçlü. sınıfları var, tabii. talebeleri var. Tabii. Avrupa yapılanması... Şey yapmayayım. Avrupa yapılanması... Korunurlar tabii. özel olarak. Tabii. Türklerden belli zaten. daha fazla korunurlar. Uyuşturucu Avrupa'nın Europol'ün kayıtlarında var. Uyuşturucuya giden... Pardon. pardon Avrupa'ya giden uyuşturucunun büyük bölümünü PKK sevkiyatını yapar... ...ve bu da terör finansmanında kullanılır... Avrupalılar da bunu her yıl raporlarlar ve buna da göz yumarlar. Yani Narkotik ihtiyacını PKK'lar sağlıyor. Adamların öyle bir şeyi var, e, lojistik şeyi var, fa, fa, e, rolleri var. Şimdi Avrupa Birliği yetkililerinin bu açıklamalarını okuyunca, ya şimdi Almanlar da diyor ki işte HDP, PKK ile arasına şey koysun. Şimdi önümüzde tartışılacağımız konu, mesela FETÖ gibi henüz Avrupa'nın resmen ve hukuken terör örgütü olarak tanımadığı bir yapıdan bahsetmiyoruz. PKK gibi yıllardan beri 90'lı yılların başından itibaren 93'ten beri terör örgütü olarak tanınıyor bu ülkelerde. Allah aşkına bu Avrupalılara böyle açlama yaptığı zaman sorun. Siz PKK ile nasıl mücadele ediyorsunuz? Yani PKK bir terör örgütü. Elemanları orada. Örgüt, Avrupa merkez yapılanması biliniyor. Bütün hepsi oraya kaçıyor ve onları himaye ediyorsunuz. İşte geçen hafta anlatmıştık Lavrion kampını Yunanistan'dan istasyon olarak Avrupa'ya geçişlerde nasıl kullandıklarını falan değil mi? Yani bunları yapan adamlar PKK yokmuş, HDP'nin bunlarla işbirliği yokmuş gibi e, açıklamalar yapıyorlar. Yani şimdi burada Türkiye, bakın Türkiye'nin ben dışarıdan okumayla söylüyorum, görüyorum. Yıl, aylardan beri, yıllardan beri de söylüyorum. Muhalefetin de bunlarla işbirliği yapmasının kendine zarar olacağını o zamanlarda uyardım. Yerel seçimlerden beri de uyarıyorum, söylüyorum. Hep oraya doğru gidiyor süreç.